Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Ee, değerli izleyiciler, e, yani insan hem bilime aykırı e, hem denenerek yanlışlığı birkaç defa kanıtlanmış bir yargıda kararda ısrar ediyorsa ve bu, bu bütün bütün bir ülkenin bütün bir toplumun kaderini etkiliyorsa ne demeli bilmiyorum gerçekten. Ben bazen bu programa gelirken kendi kendime önemli telkinlerde bulunuyorum. Aman işte dilini sahip ol, kendini tut. işte bilim, tarih, insanlık vesaire gibi genel terimler çerçevesinde duygularını ifade etme, bilimsel sonuçlar hakkında konuş filan diye şimdi inanılır gibi değil. Yani Türkiye'yi yöneten şahsım devletinin sahibi olan zat ısrarla ısrarla faizin enflasyonun sebebi olduğunu düşüreceğini faizi ve işte enflasyonu filan ve bütün defalarca denenmiş ve her faiz düşürülmesinde enflasyonun fırladığı çünkü Türk lirasının değerinin tarumar olduğu ve dövizlerin doların efendim euronun avronun yükseldiği bir Deneyimden yıllar içinde defalarca yapılmış, denenmiş bir karardan söz ediyor. Ayrıca bu ekonomi bilimine de aykırı. Tabii kendisi ekonominin kitabını yazdığını ve yazmaya devam ettiğini iddia ediyor. Üstelik bu konuşmanın ertesi günü, yani yarın, e, Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Şimdi e, gece yarıları pat diye Merkez Bankası başkanlarının görevden alındığını, değiştirildiğini hatırlarsak, e, Naci Ağbal'ın gelip de, ki e, şeydir, iyi bir teknisyendir, AKP'lidir, olabilir. Herkes her türlü partiden yana olabilir. efendim. E, ama iyi bir teknisyen olduğu hakkında e, benim de genel kanım odur. E, kimsenin pek fazla bir şüphesi yok bu konuda. E, ancak birkaç ay direnebilmiştir. Benim, benim işte. var hocam. Evet, yani doğru. Genelde şüpheciyim. Doğru, bence şüphe etmenize yol açacak bazı eylemleri değil ama söylemleri oldu. Eylemleri olmadı ama eylemleri şeydi, yani faizin e, düşürülmesinin yanlış olduğu konusundaydı tavrı. Paldır küldür, alındı görevden. Şimdi de e, müsteşarlık yaptığı bir bakanlıkta e, müşavir oldu ki, yani nasıl bunu da kabul etti, onu da anlamak çok mümkün değil. Yani bunlar yapılır. Müsteşarlar, bir bakanlığın e, müsteşarı, bakanı, bakanı, pardon, müsteşarı diye duruyorum. Hayır, bakanı olduğu bir bakanlıkta mı oldu? Daha da kötü. Şu an, Hadi, tabii şu anda bakıyoruz. Bakanlığı... Evet, pardon, çok özür dilerim. Bakanlığı... Affedersiniz sayın e, sevgili dinleyici dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Yani böyle kendimi tutayım derken birdenbire Naci Ağbalı Bakanlıktan müsteşarlığa indi. Hocam in ekonomi güm diye bir duvara çarptı bugün. Bir kez daha çarptı. Ne biçim? Bir kez daha çarptı. Ne çarptım. biçim? Ne biçim? Ya kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden bir daha. Ya bu bir ideolojik ön yargı değilse başkadır. Değil. Şimdi bugün hayır. ben bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir iş adam arkadaşım ya dedi. Hakikaten bir ideolojik ön yargı olabilir mi dedi hocam? Hayır hayır. Bazen başkan... Ben ben ideolojik bir ön yargısı var dedim faiz haram adam. Yani ekonominin, yani e, iktisatın yasalarıyla değil, kapitalist ekonominin işleyiş kanunlarıyla bir ilgisi yok, bir bakışlı yok. Ekonomist olmadığı zaten ortada da. Ama yani bir ideolojik önyargısı var. Yani başka hayır, türlü yani. ısrar olamaz diye hayır, düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz hocam? Hayır, buyurun ben, devam edin. Araya ben, girdim. Aman efendim çok, çok iyi evet, ettiniz buyurun. bir defa. Yani bu program ya ne, kadar, evet. ne kadar tekrar söyledi adam. Ne kadar şimdi olursa o kadar Sayın, iyi oluyor. Evet Sayın Erdoğan tekrar söyledi. Evet, faiz evet. sebe, faiz sebep, enflasyonun netice dedi. Evet, evet, bu kadar. Evet. Doğru, 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 doğru. Buradan ben de ilan ediyorum evet. Faiz de enflasyonun sebeplerinden biridir. Eğer faizi sürekli indirirseniz, piyasadaki para başka alanlara ve ilk etapta Türkiye'de ilk aşamada derhal yabancı paraya dönerler. Ekonomiyi yere kayar. çaktılar ya. Derhal. Derhal yabancı paraya kayar. Derhal yani dövize kayar, dolara veya avroya kayar nerede yaşadığınıza bağlı olarak veya başka yatırım araçlarına kayar. Derhal. Hemen özellikle Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde falan. Şimdi e, evet faiz, faiz e, enflasyonun e, sebebidir. E, ama faizi indirirseniz enflasyon fırlar, artar. Ve bir süre sonra, 90'larda Türkiye bunu yaşadı. Milyonlar filan, Türk lirası milyonlar oldu. Bilmem, e, şimdiki 1 lira yerine 1 milyon kullanılıyordu filan. Hala e, benim bazı arkadaşlarım milyonla konuşuyor. 30 liralık bir şeye 30 milyon diyorlar filan. E, i̇şte o ama hiper enflasyon e, denen bir şey o. Sürekli hem lira değer kaybediyor, hem fiyatlar fırlıyor, hem ekonomik dengeler bozuluyor. Bu arada bunu yutturuyorlar tabii. Efendim işte ihracatımız artıyor filan. Değerli izleyiciler, her bir dolarlık ihracat için 80 sente yakın ithalat yapılıyor. Yani her bir birim ihracatın arkasında onun %80'i kadar ithalat var. Dolayısıyla yani öyle efendim biz Türk lirasının değerini düşürüyoruz da ihracatı arttıracağız işte bilmem cari açığı indireceğiz filan laf bunlar iş. Bu insanı gerçekten hayret ettiren, dehşete düşüren bir tavır. Ben bunun ideolojik bir bir takıntı olduğu kanısında değilim. Bunun ekonomiyi gayet iyi bilen, üstelik de bunu deneyen, deneyerek öğrenen Efendim e, kitabını yazan kitabını da yazan bir bir e, yöneticinin başka nedenlerle yaptığı kanısındayım. O nedenleri e, bilmek şu anda söylemek mümkün değil. Ama eminim ki ileride... gizli sın, bazı nedenleri var diyorsunuz hocam. E, benim anlayamadığım bazı nedenleri var. Bunun ideolojiyle filan ilgisi yok. Hiçbir ideoloji bu kadar ters sonuçlar ve bu İslamcı kadar İslamcı ideolojiden söz ediyoruz. Evet, hiçbir buradan. ideoloji, İslamcı ideoloji dahil, hiçbir ideoloji bu kadar ters sonuçları bu kadar eee ard arda yaşayarak ısrar edemez. E, tekrar edelim. Evet, faiz indirimi <laughs> faizle enflasyon arasında çok şey bir ilişki vardır. Bir korelatif bir e, bir e, e, ters ilişki, yüz ilişki onlarla aklınızı kaçır, karıştırmayayım ilişki vardır. Faizi indirdikçe enflasyon yükselir. Yani ters ilişki tabii var. Ee, Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi e, düz ilişki değil. Yani faizi düşürdükçe enflasyon düşer. Hayır. Faizi düşürdükçe enflasyon artar. Çünkü ülkenin değerinin yani parasının değeri düşer falan. Bu işin bir tarafı tabii. Bir de 50 artı 1 hikayesi var. Onu da anlamak mümkün değil. Ben onu oraya geçmeden önce hocam şu faiz konusunda söyleyeceklerim Buyurun. var. Buyurun efendim. Buyurun ben ee, tamam. derin bir şaşkınlık içindeyim hocam. Öyle mi? Evet. Hayret. Evet. Yani şöyle e, gizli bir amacının olduğunu söylemek çok önemli bir iddia. Ben hakikaten çünkü başka türlü bir e, anlaşılır yanı yok bu faiz meselesinin takıntısının. Şimdi ben kapitalist ekonominin e, adaletsizlik ve eşitsizlik ürettiğine inanan, bunu e, bilimsel olarak da temellendiren, temellendirmeye çalışan bir yaklaşıma sahibim Doğru. biliyorsunuz. Toplumcu, hepimiz, hepimiz toplumcu, öyleyiz, halkçı tabii. bir ekonomiden yana. Hepimiz öyle. Ama madem ki verili düzen, kapitalist ekonomi, bunun kendi işleyiş yasaları var ve o yasalarda biz bacak kadar çocukken öğrenmeye başladık işte. Üniversiteye geldik. Üniversitede tıpkı sizin gibi hocam, benim de iktisat hocalarım son derece iyiydi. Türkiye'nin önde gelen iktisat uzmanlarıydı ve bize de gayet iyi öğrettiler. Ya mesela Marksist değer teorisini öğrenmeden biz de işte makro iktisat dersinden geçmek mümkün değildi. Kıvanç Ertopo hoca, müthiş bir hocadır. Aa, i̇yi, iyi, iyi, şarttır, evet. Çok. Evet. Ee, i̇yi bir iyi şey yaptı. Evet, iyi bir hocaydı. Konur Ertop, Kıvanç Ertop, Ertop ailesi çok iyi bir ailedir. Evet, ee, bizim iktisat hocası oydu. İşte Erol Manisalı. Bizim o, hocalarımızdan biri. Hocaların i̇ktisat hocası tabii. Erol, Erol Ya yani bunlardan öğrendik ve daha sonra devam ettik yani yüksek lisansta da doktora da dersler var. Fakat şimdi bugün grup toplantısında ideolojik mesele hakikaten öyle olmaması lazım. Şimdi ortada bir gerçeklik var. Ekonomist olduğunu düşünen bir insan Türkiye gibi bir ara dünyanın 10. büyük ekonomisi olmuş ki bu daha önceki dönemlerdedir. 1960'lı yıllardadır. 10. büyük ekonomisi olduğu yıllar. 1940'lı yıllar dünyanın neredeyse 5. ekonomisi, 6. ekonomisi düzeyindedir. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya işte, Almanya, Fransa, İtalya ardından Türkiye gelir. Yani İspanya filan bile değil. İspanya filan bile değil. Dünyada uçak yapan, uçak üreten 5 ülkeden biriydi Türkiye. Otomobil üreten, ağır sanayi hamlesini yapmış, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları. Bunlar hep o dönemde yapıldı. Demir yolları vesaire vesaire, tekstil ee, fabrikaları ve bunları ihraç eden bir ülkeydi. Şimdi bugün grup toplantısında ne dedi? İdeolojik bir takıntı var. Yani inanılamaz. Bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı şunu söyleyebiliyor. Şimdi grup toplantısında söylediği şey şu. Bu konuda Nas. Nas. Ortada. Nas nedir hocam? Yani. Dogma. Kuts, kuts, kutsal söz. Dogma. dogma. Nas, dogma. Tam Ta karşılığı dogma. dogma. Nas derken Allah'ın sözü demek istiyor. Evet, bu, bu. bu konuda Allah'ın sözü açık kesin ve Tabii. Tartışılmaz, tartışılmaz doğru. Diyor. Nas kesin ve tartışılmaz, tartışılmaz doğru. Evet. Dogma. Dogma. Allah'ın emridir bu ancak. Allah'ın emri olabilir evet. ancak. Diyor ki nas ortada olduğuna göre e sana bana ne oluyor? Sayın Erdoğan'ın sözleri. Sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilesi içinde olaya Buradan niye bakmıyoruz? Suçluyor yani. Allah'ın emri diyor. Şimdi bu, bu konudaki Allah'ın emri olup olmadığı konusu bir kere tartışmalı. Evet, tabii. Yani bir e, İslam alimleri arasında bu konuda bir görüş birliği yok. Tutun ki var. Aşırı faiz, evet, riba. Evet, evet. Yani evet, o evet. Bir karışık bir konu. Yani ve e, hocam birçok şey, e, birçok e, İslam alimi... Yani kapitalist iktisattan, kapitalist ekonomik modelden başka bir model geliştiremedikleri için evet. bunu çeşitli yollarla bu sınırı, bu engeli aşmaya çalışırlar ve farklı yorumlar getirirler. Kaldı ki, kaldı ki aşırı faiz, riba dediği Emre Hocanın oluşuma, girişime, ilişkiye, iktisadi ilişkiye karşıdır başlangıçta. Bu bir, iki. Bu konuda yorumlar farklıdır. Böyle bir yorum olamaz diyenler vardır. Yasak değildir. İşte riba yasaktır derler. Üçüncüsü, evet işte bu nedenle inanç merkezli bilgi anlayışı bin yıldır İslam dünyasını orta çağda tutmaya devam ediyor. Bu konuda bir güncelleme, bir yorum yapma şansı da yok. Yorum kapısı kapatılmış çünkü. İçtihat kapısı kapatılmış. Yorumlamak, dinde reform günah ve kafirlik sayıldığı sürece ancak ve ancak İslamcılık adına Taliban Cumhuriyetleri kurulabilir. Taliban devletleri kurulabilir. Ancak ve ancak Körfez emirlikleri gibi orta çağ artığı rejimler kurulabilir. Körfez emirliklerinin bir şansı var. Petrolleri var, doğalgazları evet, var, zenginlikleri var. O bakımdan halka rüşvet verebiliyorlar. Yani tepkileri yumuşatabilecek toplumdan gelecek tepkileri yumuşatabilecek imkanları var. Şimdi ben o yüzden dedim hocam yani ee, sordum. Gizli bir amacı varsa hani ben de anlayacağım çünkü bunu aklın alması mümkün değil. 21. yüzyılın çeyreği dolarken Türkiye gibi büyük bir ülkede zengin insan kaynaklarına sahip ee, sanayileşmiş ileri sanayi ülkesi değil ama sanayi ülkesi. Eğitim düzeyi şu ya da bu biçimde. Yani halkının büyük bir bölümü okuma yazma bilen, Eğitim düzeyi işte dört yıl gibi bir sınırda kalmış olmasına rağmen yine dünyanın önde gelen ülkelerinden birinde iktidara gelmiş bir partinin liderinin nas ortada e ee, bize bunu tartışmak düşer mi diye sorabiliyor. Bir daha okuyalım sözlerini. Hemen size bırakıyorum hocam. Efendim, Bu bir felakettir. Bu bir felakettir. İşte dini dogmalarla toplumu, ekonomiyi, siyaseti, eğitimi, orduyu, polisi yönetme çabasıdır bu. Bir de laiklik karşıtı faaliyetlerin oda değiliz diye savunma yapmaya kalktılar ve mahkum oldular Anayasa Partisi. Anayasa Mahkemesi'nde. Partisi adına yapılan savunmada. Bu laiklik karşıtı yani akıl ve bilim karşıtı faaliyetlerin oda olmak demek. İnanç merkezli bilgi anlayışı bu. Ne diyor? Tartışamazsın diyor. Bu konuda nasıl ortada? Nasıl ortada olduğuna göre e ee, sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor da biz değerler silsilesi içinde olaya buradan bakmıyoruz. Tam sözler bu. Bu bir felakettir. Evet ben bu bu ülkeyi orta çağ karanlığına taşıyacak zihniyettir. Ekonomiyi yıkıyorlar. Herkes bu bakımdan hocam bugün Meral Akşenerle Kılıçdaroğlu bir araya gelerek duruma müdahale etmeye çalıştılar. Ülke yanıyor çünkü. Ülke yanıyor buyurun hocam. Evet. Evet şimdi tabii e... bu bir Taliban cumhuriyeti anlayışı Evet, evet. Şimdi e, sevgili Merdan Yanardağ. E, yani bu bir dini dogma da olsa, bu bir Allah'ın emri gibi de olsa ki çok tartışmalı. Onun da aşılma ekonomide onun aşma yolları bulunmuş. Ben sevgili izleyicilerimize buradan hatırlatayım bilmeyenler için. Yani işte bu e, faiz mi haram, riba, yani aşırı faiz mi haram falan meseleleri olduğu için ee, ticaret erbabı birbirine e, e, ödünç para verirken ve faizle tabi vermesi lazım bir süre sonra geri alacak vadeli ödünç para verirken şöyle bir hesap yapılıyor efendim işte e, bu bir koyun sürüsü olsa kaç koyun vermiş oluyor işte e, atıyorum 100 koyun vermiş oluyor peki ne kadar e, yıl sonra şey yapacak e, bunu geri alacak diyelim ki iki yıl sonra Peki iki yıl sonra o sürünün kaç tane kuzusu olur? Doğum, doğum yapıyor ya koyunlar işte koç da veriyor filan sürü veriyor. Hemen şu kadar yüzde mesela 100, yüz, yüz koyunluk bir sürü de iki yılda atıyorum 20 kuzu oluyor. Ha o zaman işte o verdiği paranın 100 lira vermişse 120 lira olarak geri ödenmesi lazım. Gayet açık. Şimdi başka tabi hile-i şeriye denilen şeyler hani Şarabın katresi, katresi haram hikayesinde biliyorsunuz. Şöyle küçük parmağını şarap bardağına batırıyor, oradan süzülen şarabı şöyle dışarıya atıyor. İşte haram katre çıktı diyor. Katreden e, haramdan helale de geleceğiz, geleceğiz o konuda. Bunlar her biri bir yorum işte. Evet, yani. Yorum. Yani şimdi bunlar yaşamın, yani. yaşamın gerçekleri karşısında o naasları, o dogmaları. Farklı yorumlayanların da bulduğu çözümler. Ya bilhassa bu örnekleri verdim. Bunlar İslam tarihinde var. Ayrıca yani İslam tarihine baktığınızda <laughs> İslam adına, Müslümanlık adına halifenin gözlerini oyanlar falan var. Yani hapse atanlar var. Yani Kur'an-ı Kerim şeylerini… Hocam bir de diyelim ki hakikaten böyle. Şimdi biz inanç merkezi bir bilgi anlayışını mı, akıl ve bilim merkezli bir bilgi anlayışını mı alacağız? Evet. Karar burada. Batı ikincisini seçti, kilisenin egemenliğini yıktı. Bu yüzden Batı oldu. <laughs> Hristiyan uygarlığı değil ki Batı. Akıl uygarlığı. Doğru. <laughs> Şimdi e, demin e, siz araya girdiğinizde şunu söylemeye çalışıyordum. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki savaşta e, işte Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızrakların ucuna taktırır Muaviye filan. Ondan çok daha önce e, Konstantin e, kendisinin İmparatorluk imparatorluk tahtına göz diken Batı Roma'nın egemeni kendisi çünkü Doğu Roma'ya geliyor. Bizans'ın adı Bizans sonradan konuyor aslında. Öyle bir şey yok. Doğu Roma burası. onun, onunla savaşında Hristiyanlığın o sıradaki amblemi olan bir özel işarettir. O çok merak edenler baksınlar onun özel de bir adı vardır. Böyle iki harfin birden kullanılmasıyla oluşan bir şeydir. Ee, onu kalkanlarına koyuyorlar filan ve Hristiyanlık adına savaşı kazanıyor bizim Üsküdar'da. Savaş da orada yapılıyor filan. Yani şimdi bu Allah'ın emri, inanç meselesi filan, hayatın gerçekleri savaştı, ekonomiydi, zenginlikti, ticaretti filan gibi şeyler söz konusu olunca birdenbire bunu aşmanın, bunu Allah'ın emrine karşı gelmeden onun böyle kenarından kıyısından dolaşmanın yolları var. Evet, yani. Siffin savaşıdır o. Evet. Evet, şimdi bu bunları hatırlattıktan sonra ben şeyde ısrar edeceğim. Ee, yani bana öyle geliyor ki e, bu faiz ve e, para değeri arasındaki Türkiye'nin para değeri arasındaki ilişkiyi ne kadar nas, ne kadar Allah'ın emri, ne kadar dogma olursa olsun yapılan kararlar, yapılan deneyimler, yapılan tecrübeler gösteriyor ki her faiz indirilişinizde Türk lirası değer kaybediyor ve eğer sizin paranız, servetiniz yabancı e, yabancı paralardaysa, dolarda veya eurodaysa siz bulunduğunuz ülkede yani Türkiye'de daha zenginleşiyorsunuz. Bunun çeşitli yolları var, bunu çeşitli biçimlerde söyleyeyim. Bir, 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 bir günde e, bir lira falan yahut iki günde bir lira fark etti. Yani hatta 2 lira fark etti 9 küsurdan. 10 küsura ama 9'dan ya 8'den 10'a işte 11'e doğru gidiyor falan. Yani bakarsanız 1.5 lira müthiş bir şey. Yani yani %10-15 filan gibi bir şey var. Değer kaybı söz konusu Türk Lirası'nda. Bir de yarın tabii Merkez Bankası'nın kararı var. Şimdi burada tabii müthiş bir şey olacak. Yani müthiş bir sürpriz ve müthiş bir farklılık yaratır. Merkez Bankası birdenbire Faizi düşüreceğine bas faizi mesela 200 puan arttırıyor. 14'teyse 16 yapıyor mesela. filan. Tam bir şok olur o zaman. Müthiş bir şey olur. O arada işte bugün dolar satıp da Türk lirasına dönenler birdenbire o Türk lirasıyla gene dolar alınırlarsa dolar bazında zenginleşirler filan. Bunlar maliyecilerin efendim. E, borsacıların ve borsalarda oynayanların çok iyi bildiği bir takım oyunlardır. Benim e, yani kanım e, bu denenmiş faiz indirimi kararının Türk lirasının değerini düşürmesi meselesi veya doların avronun değerini arttırması meselesi denenmiş bir gerçekliktir e, ve dolayısıyla bütün bu gerçekliğe rağmen birdenbire daha önce söylemiyordu. Değil mi sevgili yanardağ? Nas evet olduğunu ilk defa söylüyor ve evet. bu açıdan bakalım sözünü belki de size bu yorumu size bana hepimize yani işte çok ideolojik çok dindar çok Kur'an'a göre davranıyor Allah'ın emirlerine. Bu bir, bu bir ideolojik evet. yorumdur. Evet. Çünkü bir İslamı de... İslamı bir ideoloji. Ben bunu sığın. Anlayış olarak savunmaktadır. Ben 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 bu yanlışını buraya sığınarak ört. Örtmeye ben, çalıştığını babası, düşünüyorum. Babası Hiç fark etmez. Düşünüyorum. Benim düşüncem bu ve bunu e, bir e, inanca değil çünkü o gerçek inanç olsa başka şeyleri yapmaz efendim. Hocam, hocam tersi şöyle. Çünkü bu kadar bir ekonomik yıkıma giden bir ülkede e, bu konuda ısrar etmek ancak ne denilebilir? Yani çok ağır bir suçtur bu. Yani bu Hani vatan vesaire yani vatana ihanetle suçlamak e, söz konusudur. Bu böyle suçlanabilir. Halka karşı suç işlemek, topluma karşı suç işlemek, ülkeye karşı, ekonomiye karşı suç işlemek, vatana ihanet etmek gibi bir dizi suçlamayla karşılaşabilir. Bir gerekçesinin olması gerekir. Gerekçe bu. Gerekçe Kendi oldu. açısından sağlam bir gerekçe, İnancı açısından, ideolojik şey, yaklaşım açısından Böyle bir sağlam gerekçe olduğunu düşünüyor kendi açısından. Acaba? evet, fakat Yoksa öyle düşündüğünü Aklın. mü? Öyle düşündüğünü mü topluma ilan ediyor? öyle ben, de olabilir. Benim, benim kuşkum orada. Hocam o zaman daha da art niyetli demektir. Yani, Bilemem. Yani, imdiam, yani kötü ı, niyetiyle biliyorum. ülke ekonomisini yıkmaya çalışıyor Uş, olması lazım. Uşku var diyeyim. Yo, ülke ekonomisi, ülkeler yıkılmaz. Yo, ülkeler... yıkılır hocam ekonomi. Yok, yok, i̇flas kolay, eder, yıkılır. İflas eder ama evet. kolay yıkılmaz. yani Hocam ekonominin yıkımı teslim olmaktır işte. <laughs> e evet, işte Osmanlı bile 1880... Uluslararası sermayeye evet. teslim olmak demektir. 1881'de düğünü evet. umumiye ilan edildi. 1918'de bitti. 81-18 arada bayağı fark var. Yani 19-18 daha. O zamana gelir. Hayır hocam arada İttihat Terakki Yönetimi. 1908 Eski. devrimi var. Evet işte öyle. O 1908 yani, devrimi ve Jön Türklerin değişiyor. milli iktisat siyasetiyle evet. Osmanlı'nın tam anlamıyla ekonomik çöküşü durdurulmuştur. Evet, evet. Milli evet. iktisat siyaseti önemlidir orada. İşte yani 37 yıl falan yani. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> Bunlar da bak, 20 yıl hocam. Yıkılma arasında Yani fark eğer, eğer e, herkes anlamaya çalışıyor. Bugün bana soran arkadaşım da ya böyle bir ideolojik takıntının sonucu mu acaba diye. Evet öyledir dedim. İşte o, o soru sorulsun evet, diye bence. Evet öyledir dedim. İdeolojik bir takıntı var. Veya o ya, şöyle bir ihtimal ama hocam, var. Ama hocam öteki türlü akılcı bir açıklaması olsa i̇şte, eyvallah. Şöyle Hı, bir, anlayacağız bunu. Şöyle bir ihtimal daha var. Tehlikeli olan ideolojik takıntı. Ee, ben hala orada kuşkum var. Şöyle bir ihtimal daha var kendisinin emirleriyle ve kendisinin eylemleriyle, eylem ve söylemleriyle hem söylediği için hem Merkez Bankası Başkanları'nı görevden aldığı için eylem ve söylemleriyle ekonomi bu hale düştü. Herkes bunu, herkes söylüyor. Yani Birazcık televizyonlara bakıyorsa, azıcık gazeteleri özetliyorlarsa, kendisini okumuyorsa bile veya televizyonlardan haber veriyorlarsa bunu görmüş olması lazım. Bunun sorumluluğunu inanca tırnak içinde ve kendi Efendim işte seçmen kitlesin'e bir anlamda anlatmak için helalleşmek için belki söylüyor belki bir ihtimal o ama ben hala bunun Onun zayıf olduğunu, evet, olduğunu hocam, olabilir bir ihtimal ama ben bunun zayıf olduğunu ve tam anlamıyla bir ideolojik takıntı içinde davrandığını çünkü bir cihatçı gibi davrandığını, cihatist bir iktidar olduğunu ortada ve sadece cumhuriyeti yıkmaya yani iflah olmaz bir cumhuriyet düşmanlığına e, düşmanlığıyla malul, düşmanlığıyla donanmış sakatlanmış. Bir, evet sakatlanmış bir e, siyasi akım ve bir iktidarla karşı karşıya kalmadığımızı aynı zamanda orta çağ değerler dünyasına yaslanan ideolojik takıntılara sahip bir iktidarla yüzlü olduğumuzu ve asıl asıl felaketin bu olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu. Tek başına iktidara geldik geldikten sonra çeşitli engelleri sürekli aşmaya çalıştılar. Ne zamandan itibaren? 15 Temmuz'dan sonra tamam her şeye yemen olduk. Bu Allah'ın lütfu deyip kendi programlarını uygulamaya başladılar. Değerli seyirciler kendi mutlak programları bu işte. 10 Eylül şey 12 Eylül 2010 referandumundan sonra adım adım buraya geldiler. Kendi ajandalarını kendi programlarını uygulamaya çalıştılar. Biz ajandaları var bunların. Kendi programları, siyasal programları var dediğimiz zaman niyet mi okuyorsunuz diyordu bu ahmak liberaller. Niyet okumuyoruz. Biz partilerin programlarını siyasal tarihi o siyasal hareketin ideolojik metinlerini okuyoruz. Öngörü de bu nedenle analiz de bu şekilde yapılır. Öngörü de bu verilere dayanarak yapılır. Üstelik de bir bilim insanı, bir gazeteci, bir yorumcu Geleceği öngörü değil mi hocam? Nereden öngörü? Bugünkü verilere bakarsınız ve öngörürsünüz. Onlar anlamadılar. Şimdi bunlar bir süredir kendi programlarını uygulamaya çalışıyorlar. Dediğiniz ihtimal de var. Onu da düşünüyorum şu öteki türlü kalkar birileri ya siz vatan hainsiniz diye suçlar AKP iktidarını. Vallahi ya de... da siz kasıtlı olarak yabancı e, sermayenin, uluslararası tekerlerin ajanı olarak kalkıyorsunuz bu ekonomiyi yıkıyorsunuz diyebilirler. Başka türlü olabilir mi? Şimdi hem kapitalist bir iktisat modeli olacak, ekonomik yapı olacak. Hem de siz kalkacaksınız, faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiyi tersten kuracaksınız, ısrar edeceksiniz ve bunu Kur'an-ı Kerim'e bağlayacaksınız. Bunu ben başka türlü anlayamıyorum. Şimdi aslında ben buraya biraz evvel konuştuk biliyorsunuz, gecikerek geldim zaten. Bir başka çok uzun ve çok önemli bir başka bir mesleki toplantıdan geldim. Onun için vaktim olmadı. Fakat ben duyar duymaz bugünkü konuşmayı. Eğer vaktim olabilseydi şu hesaplamayı yapacaktım. Ben değerli genç kardeşlerime, bizi dinleyenlere, izleyenlere ve bütün genç ve dinamik gazetecilere, başta Tele1 e, Tele mensupları olmak kaydıyla kendi yazdığım Cumhuriyet'e bir güne ciddi gazetelere, Orada çalışanlara bir öneride bulunacağım. Vaktim olsa ben yapacaktım, vaktim olmadı. Şimdiye kadar AKP iktidarında, Erdoğan AKP iktidarında, Erdoğan kaç kez e, faiz indirimini emretti veya kaç kez faiz indirimi yapıldı ve kaç kez her faiz indiriminde Türk lirası yüzde kaç değer kaybetti? Bir böyle bir çizelge, bu çok basit bir şey. Yani bir, bir yarım saat, bir saatte çıkar bu. Zaten her şey e, dijital olarak kaydedilmiş. Kaç defa Merkez Bankası faiz indirimi yaptı? Yani Erdoğan'ın söylemesine, emir vermesine falan gerek yok ya. Yani o ilişkiyi aramaya gerek yok. Yani Erdoğan kaç defa bunu söyledi? Kaç defa şu oldu falan diye? Kaç defa Merkez Bankası faiz indirmiş? Her faiz indiriminde Türk Lirası yüzde kaç değer kaybetmiş dolar, euro veya dolar euro sepeti karşısında? Sayısal olarak Hangi tarihte yüzde kaç puan baz puan yüzlüdür onlar veya kaç işte tek bir, bir iki gibi yüzde kaç e, puan indirilmiş faiz ve bunun karşılığında Türk lirası ne değer kaybetmiş ben hemen söyleyeyim yani AKP iktidara geldiğinde e, Türk lirasının değeri bir dolar bir buçuk lira filan. Bilemediniz 2 lira değil. Yok 2 lira değil hocam. Değil değil biliyorum. 2 liradan altında. Ne 1,5. 1,5 1,7 falan. Yani 1 1,30 1 lira 30 kuruştu. 1 lira 70 ya da 80 evet, kuruşla işte, devraldı. Evet. Giriş abi. giriş çıkış falan ouyorlar. Evet yıllar. 1 lira 70 kuruş diyelim. Ha, peki, 70 peki, 80. Evet 1,7. Tabii 2 lira değil yani. Evet bir, bir, 170 kuruş 1 dolar karşılığı. Şimdi 11'e geliyor. 11 lira 50 kuruşu gördü bugün. Yani olacak şeydi. Yani 20 yılda... Yok hocam 11 lira 50 kuruşu görmedi. 10 lira 50 kuruşu. 10 lira, 50, 10 lira 65 kuruşu görmedi. 10 lira 50, 10 lira 60 kuruşu. 11 60, mi dedim? Evet. Hayır. 11, 11 lira, 11 lirayı o, daha o görmedi. Euro, o euroydu. O, o euro yükseldi. 12 liraya kadar çıktı, evet. biraz indi. 11 lirayı henüz dolar karşısında görmedi. 10 lira... 10 on 10 60'ı al, Evet. 60 evet. 60. Yani 1 1 70'ten şu anda hocam 10 lira ya. 64 evet. kuruş bizim hemen sağ alt köşede evet. geliyor. 10 lira 10 lira 64 evet. 64 kuruş hocam. Çok yüksek. 7 evet. misli falan ya. Yani birden bire 10 lirası 7 misli değer kaybetti. Bu olacak bir şey mi? Yani Yüzde %700. Evet. Evet, hatta şeye bakarsanız kendisine yüzde 800 bir tane de, bir tane de oradan geliyor. Tabii. Olacak şey mi ya? Bu yani bu yaşanır bir şey değil, katlanılır bir 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 trajedi değil. Üstelik güya enflasyona göre ücret ve maaşlan mı veriyor güya, güya. Ondan sonra da TÜİK'i kafa kola alıyor. Garip bir takım yöntemlerle, özel döneminde başlayan müdahalelerle. DEA'ydi o, Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü. Onu da yok edip TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu diye bir şey kurdular. Orada enflasyon hesabını değiştirdi, sepet hesabını değiştirdi. Özal döneminden gelen milli gelir hesaplarını değiştirdi. Efendim sabit e, fiyatlarla yapılan, e, sabit faktör fiyatları mı, bilmem, piyasa fiyatları mı belli olmayan garip bir takım şeylerle işte büyümeleri falan getirdi, bir şeyler yaptı. Ondan sonra da yani şimdi yüzde 50 dolayında olan bir yıllık enflasyon hatta yüzde 60'lara giden çıkan bir yıllık enflasyonu yüzde 20 dememek için yüzde 19'da falan yapıyor evet, hocam. hocam. bu ben ısrarla ıı, Türkiye'nin bir Taliban Cumhuriyeti gibi yönetilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Taliban Cumhuriyeti'ne doğru sürükleniyor Türkiye. Bir Taliban Cumhuriyeti'ne, bir körfez emirliğine, orta çağ artığı bir Körfez emirliğine dönüştürülüyor. Çünkü inanç merkezli bilgi anlayışı derken değerli seyirciler kastettiğim şey şu. Galileo dünya dönüyor diyor değil mi hocam? Evet. Gözlemlerine dayalı bir şekilde dönüyor. Kilise bakıyor şeye İncil'e dünyanın dönmediğine karar veriyor. Ve diyor ki hayır dünya dönmüyor. Niye? Naz, yani e, kilisedeki e, e, İncil'deki yaklaşım dünyanın düz olduğunu. Naz ne diyor? Dünya düz. O halde dünya düzdür. Galilei idam edecekler. İlk önce işkence ve sonra idam belki yakılacak. Rahip Bruno gibi. İlerici bir rahip. Bruno'yu Roma'da meydanda yaktılar. Rahip Bruno'nun yakıldığı yerde şimdi heykeli var Roma'da. Dünya döndüğü halde, hayır dünya düzdür demek nastır işte. Doğmadır. İnanç merkezli bilgi anlayışıdır. İnancına göre, inancına aykırıysa o bilgi kanıtlanmış bile olsa reddediyorsun. Bu bir felakettir. Bu bir orta çağ arızasıdır. Peki akıl ve bilgi ya akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışını aklınla değerlendiriyorsun. Bilimin bulduğu sonuçları aklınla değerlendiriyorsun ve ulaşılan sonuçları benimsiyorsun. O da akıl ve bilim merkezli bilgi anlayışıdır. Orta çağdan yeni çağ, orta çağdan modern çağ ayıran budur. İslam dünyası bin yıldır bu karanlık içinde yaşamaya devam ediyor. Buradan çıkan tek ülke Türkiye'ydi. Türkiye'yi de AKP iktidarıyla paçalarından çektiler. Batı bunu istiyor. Emperyalizm bunu istiyor. Çünkü inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla yönetilen toplumlar orta çağa iade edilirler. Onlar daha kolay yönetilirler, köleleştirilirler. Seküler uygarlıkların ürettiği malları almaktan başka çareleri yoktur. Bir süre sonra onların kölesi haline, uşağı haline gelirler. Olay bu, fark bu. Maalesef fark bu. Bugün ne dedi? Tekrar hocam e, Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tamamen gündemimizden çıktı dedi. Yok böyle bir şey. Onların Bitti. gündeminden çıktı ama. Bitti. Yani çünkü sebebi açık. O da belki yine kendi dogmalarına, yani kendi ideolojik anlayışına aykırı buluyor onu. Yani kadın erkek eşitliğine aykırı. E diğer cinsel tercihler doğuştan ya da daha sonra edinilmiş cinsel tercihler reddediliyor. Onlar günah ve suç sayılıyor. Hatta cezalandırılması gereken eğilimler olarak görülüyor. Ve bir başka faktör daha var işte hocam burada. Bir rasyonel bir gerekçe aramaya çalışıyorum. Muhtemelen Saadet Partisi'ni Millet ittifakından koparabilmek için bu konuda ısrar ediyor. Olabilir, olabilir, olabilir. Yani üstelik de daha yeni bir e, genç kadın bir ruh hastası tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüş olduğu halde. Ha gene bir başkası evet. sokak ortasında dövmüş kadını evet, kocasıyım diye. Evet, evet. 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 Bitti mi sizin? Evet hocam. Şimdi o zaman ben hemen bu şeyden gireyim. Ee, çok önemli bir noktaya değindiniz şeyi söyleyeceğim ama 56 biri çok çok bu benim bugünkü gündemimde vardı. Bu İstanbul Sözleşmesi bence çok doğru bir noktaya değindiniz. Evet e, Erdoğan öyle diyor. E, bizim gündemimizde yok diyor. Şimdi ben hemen o konuda demin e, yani e, her seferinde Merkez Bankası kaç puan faiz indirdi ve bunun karşında Türk Lirası yüzde kaç değer kaybetti defalarca kereleri emirleri söyledikleri önemli değil Erdoğan Ayrıca ona da bakılabilir tabii Erdoğan her konuştuğunda Türk Lirası tekrardan değer kaybetti mi Merkez Bankası'ndan önce o da, o da eklenebilir Neyse şimdi başka bir cetvelden söz edeceğim ee, Türkiye öncülük ettiği adı da İstanbul sözleşmesi olan ve özellikle kadınlara aile içi şiddet en önemlisi o. Yani beraber yaşadığı insan tarafından veya kocası tarafından veya işte aile içindeki bir takım ilişkiler tarafından yapılan şiddeti engelleyen İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılalı beri ki Türkiye güya öncüydü hem de İstanbul'da e, imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi'ydi. O günden bugüne 200 200 kadın cinayeti işleniyor. Yaklaşık 100 gün önce bu yaklaşık sayılar tabii ve oranlar bunlar. 100 gün kadar önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için değerli izleyiciler İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılalı ortalama günde 2 kadın cinayeti işleniyor. 2 erkek cinayet işliyor aslında tersten söylemek lazım. İki erkek cinayeti işleniyor veya iki erkek cinayet işliyor. Kadın öldürüyor. Evet, öylesi daha doğru. Evet hocam. Kadın öldürüyor. Erkekler günde ortalama iki kadın öldürüyorlar. Yani bu 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 çünkü bu biliyorsunuz bizim halkımız okumayı yazmayı pek sevmiyor. Kulaktan duymayı İstanbul Sözleşmesinden çıktık. Artık ne yaparsan yap karına veya sevgiline veya birlikte yaşadığın kadına bir hikayesi yayıldı. Ben kulaklarımda duydum bana bu söylendi. Evet yani evet bu hocam. bunu vurgulamış Şimdi hocam olalım. Ben evet bunu tamamlayayım bu bahsi çünkü başka bir konu var yine o kadar önemli en az e, ya da oradan önce bir e, e, konuya daha değineceğim. Yani ben şunu söylüyorum ezetle. Sayın Erdoğan vatan haini ya da küresel sermayenin ajanı olamayacağına göre ideolojik bir takıntıya Cihadist, İslamcı bir ideolojik takıntıya, bir ön yargıya sahip. Başka türlü izah etmek mümkün değil ve bu bir felakete yol açıyor. Mesela bugün Sezai Karakoç, hocam, İslami çevrelerin önemli isimlerinden Allah, biri. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dün vefat etti, bugün cenazesi kaldırıldı. Şimdi İslam dünyası, şey, İslamcı hareket içinde ki mülkiye mezunudur. Evet, İslamcı evet. hareket önemli içinde bir, önemli bir şey. fikir adamıdır. Evet, önemli e, bir ayrı bir yere sahip. Hiçbir zaman AKP'li olmadı. Evet, tabii. Bunun bir önemi var. Hiçbir zaman AKP'li olmadı. Türkiye'de eğer bir İslamcı fikir akımından söz ediliyorsa Sezai Karakoç burada köşe taşlarından birini oluşturur. Evet, evet, önemli bir şairdir. Yani ikinci yeni akım içindedir aslında. Yani Melih Cevdet Andaylar, Turgut Uyarlar, ee, Orhan Veli Kanıklarla birlikte modern Türk şiirinin e, ikinci yeni akımını oluşturan isimlerden biridir. Kendisi bugün e, ne dedi işte dünyadaki sürgünün bitmesini bekliyordu öyle diyelim onun inancına göre dünyadaki sürgünü bitti. Kendisini işte Allah takdiratını affetsin, e, sevenlerinin başı sağ olsun. Ama bir de Diriliş Partisi diye bir parti kurdu ısrarla. Ayrı bir parti. Ne Milli Görüş Hareketi'ne katıldı ne AKP'ye katıldı. Ama hem Milli Görüş Hareketi'nde hem AKP'deki birçok insan onu okudular ve bir fikir dünyasını onunla oluşturdular. Onun yazdıklarıyla oluşturdular. Şimdi böyle otantik, kendi içinde tutarlı, samimi İslamcılara söyleyeceğimiz bir şey yok. Onlarla biz tartışırız. O kadar. Ya ya tabii canım. Saygı duyarız. Tartışırız, çok. Benim itiraz ederiz. Benim bir sürü ederiz. arkadaşım tabii. var. Birçok arkadaşım var. Ve? ve itiraz ederiz tartışırız onlarla. Burada bir sorun yok ama saygı duyarız. Ortada başka bir şey var. Bunlar aynı zamanda hiçbir yolsuzlukla, cihat adına yapılan hiçbir ahlaksızlıkla ilgiler olmadı tutarlı yaşadılar ve tutarlı öldüler. Şair ek olarak yazarlar da var. Ali bulaç gibi filan insanlar var mesela. Neyse. Evet. evet. Ali bulaç biraz is daha farklı, isim, farklı, isim, farklı isim, bir yere savruldu isim biraz. tartışmamak evet, lazım. Evet. Yani birini söyleyince farklı, falan. Farklı farklı evet. bir yere savruldu. Evet, evet, Şimdi buradan hareketli hocam bir başka şey daha var bugün. O 50 artı 1 tartışması siz. Ben o'na muhakkak değinmek evet, istiyorum. Oraya gelmek lazım. Şimdi bir bugün Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'de bir görüşme yaptı. Belli ki 50 artı 1 yani e, oyların 50'den bir fazlasını almakla seçilemeyeceklerini biliyorlar. Bir çözüm arıyorlar buna. Bir çözüm aramak zorundalar. Çünkü hocam iktidarın, AKP'nin tek meşruiyet kaynağı ne? Seçim. Seçimi yapmamazlık edemeyecek. Ertelese bile günün birinde seçim yapmak zorunda değil mi? Kesin. kesin. Çünkü tek meşruiyet kaynağı o. Evet. Çünkü Cumhuriyet'in temel temel ilkeleriyle kavgalı. Toplumun her kesimiyle kavgalı, cami cemaatinin bir bölümüyle bile kavgalı bir iktidar var. Evet. Alevilerle kavgalı, Kürtlerle kavgalı, Cumhuriyetçilerle kavgalı, laik kesimlerle kavgalı, ya yani inananların mutekit, önemli tabii bir kesimiyle mu, kavgalı. Mutekit müminlerle evet. kavgalı. Cami bu. cemaatinin bir bölümüyle kavgalı, son derece dar, oligarşik bir yönetim var, bir azınlık yönetim var. Ama iktidarda kalmanın yollarını aramaya çalışıyorlar. Evet. Bunlardan biri de seçim sistemiyle oynamak seçim sandıklarıyla oynamak, seçim sonuçlarıyla oynamak başka hiçbir şey değil. Evet. Orada kazandığını ilan edip sokak gücüyle ülkeye el koymaya çalışmak olabilir. Evet. Yani ben o momenti de Allah Allah korusun. o zamanı da kaçırdıklarını düşünüyorum. Allah Arkalarından korusun. gelecek kimse yok çünkü. Ülkemizi Allah korusun. Evet. Yani hiçbir zaman öyle Eyüp Park'ına, Ali Beyköy ya da Eyüp Park'larına o kadar insanı bir daha yağmayacaklar. İnsanların sokağa çıkmaya yüzü olmayacak. Ya bir örgütlü gücü vardır. Örgütlü, örgütlü gücü vardır. Örgütlü, örgütlü, örgütlü Çünkü gücü insanları vardır. insanları sefalet ve yoksulluk içinde, derin bir karanlığın içine ittiler. Evet. Tabii ki bir kalkışma, bir e, sokak hareketiyle karşılaşabilir bu ülke. Fakat bunun üstesinden kolaylıkla gelir. Hiçbir meşruiyetleri evet. yok. Ve gayrimeşru yolların arayışı olarak değerlendirmek lazım bunu. Doğru. Efendim şimdi şöyle bir mesele var. Ben zaten bu 50 artı 1'e e, muhakkak değinmek istiyorum şu sebeple. Şimdi ben Erdoğan'ın bu bazı... çözümde bulamadılar galiba hocam. Hayır, şimdi onu söyleyeceğim. Erdoğan'ın bazı yaptıklarına ve söylediklerine de anlam veremiyorum. Bazı yapmadıklarına ve söylemediklerine veya sözlerini geri almasına da anlam veremiyorum. Şimdi bir tanesini demin konuştuk. Ben anlam veremiyorum bu e, faiz e, ve enflasyon meselesinde faizi indirerek enflasyonu da indireceği iddiasına. Bu iddiayı bütün defalarca yanlış olduğunun kanıtlanmasına rağmen bu iddiayı sürdürmesine anlam veremiyorum. Siz bunu e, ideolojiye, NASA inancına bağlıyorsunuz. Ben ona dahi bağlayamıyorum. Yani bu o <laughs> Siz kadar bir yere bağlı, o kadar işte saçma şa ki. şaşkınım. Şaşkınım. <laughs> Yani ben niye, ben olsam niye yaparımı düşünüyorum, biliyorum o. Bir yere şey. Evet Hayır, ben olsam niye yaparımın cevabı var ama onu yakıştıramıyorum Erdoğan'a. Neyse, şimdi onu niye söylediğini ve onu niye yaptığını anlamadığım gibi 56, 50 artı birden niçin geri döndüğünü ve o lafını niçin geri aldığını veya söylemediğini de anlayamıyorum. Çünkü oradaki gerekçesi kendisi için doğru değerli izleyiciler. 50 artı 1'i alamayacağını görüyor. MHP desteğiyle de alamayacağını görüyor. Ve bunu defalarca söyledi, topluma yani kamuoyuna aktardı. Efendim e, Saadet Partisi Genel Başkanı ile Karamollaoğlu ile konuşmasında onu açıkça ifade etmiş. Ona güvenerek Cemil Çiçek bunu dile getirdi. Bu zaten çok istikrarsızlık kaynağıdır. Bu bir, 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 bir yani aritmetik bir gerçek bir seçmen gerçeği. 50 50 artı biri alamıyor. Fakat birdenbire esti gürledi Bahçeli ve Erdoğan'ın bu e, siyasal aritmetiğe, seçmen sayısal meseleye ilişkin yaptığı doğru teşhisi berhava etti. Patlattı, yok etti. Ve birdenbire Erdoğan sustu. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan bir cümle daha söyleyeceğim, ee, Bahçeli'nin bir sözü üzerine ki hiç katılmıyorum. Dedi ki, e, bu yönetimin meşruiyeti yüzde %50 artı bir tarafından sağlanır veya bu bu yönetimin meşruiyeti %50 artı bire bağlıdır dedi. Efendim? doğru gibi görünüyor ama eksik. Bir siyasal iktidarın meşruiyeti sadece seçime dayanmaz. Seçim sandık açısından Bahçeli'nin bu söylediği şey doğrudur ama eksiktir. Aynen insan canlı bir varlıktır diye tanımlamak gibi. İnsan konuşan bir canlı varlıktır. Konuşan bir canlı varlıktır. Bir iktidarın meşruiyeti de sandıkta 50 artı bir almasına elbette bağlıdır ama yetmez. Bir iktidarın meşruiyeti onun bütün eylem ve söylemlerinin temel hak ve özgürlüklere, özellikle muhalefet hakkına ve özgürlüğüne, özellikle ifade hakkına ve özgürlüğüne riayet etmesindedir. Bunları bozduğu anda temel hak ve özgürlüklere uygun eylem ve söylemde bulunmadığı anda meşruiyetini kaybeder. 50 artı 1 değil, 50 artı 49 alsa yani yüzde 99 oy alsa bile meşruiyetini kaybeder. Tarih bunun binlerce örneğiyle doludur. Tamamen katılıyorum hocam. Programımızın sonuna geldik değerli seyirciler. Evren özel Kuş'un bizden hemen sonra tam saat 21'de hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği programını kaçırmayın. Bütün bu konuları masaya yatıracaklar. Önemli konuları var. Her zaman sürekli katılımcıları olan... Liberal Demokrat Parti eski genel başkanlarından iş insanı Cem Toker, Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocakta'nın yanı sıra bu hafta Sol Parti Parti Meclis üyesi evet, Alper Taş, Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, hukukçu Gürkan Çakıroğlu, Evren Özalkuş'un konukları bu stüdyoda olacaklar. Tam saat 21'de Tele 1'de olun, Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın değerli izleyiciler.